Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu ve inşallah bu videolar sayesinde atanmış bir şekilde geçer. Buna vesile olmanın mutluluğunu inşallah bize yaşatırsınız. Bugünkü aktarmak istediğim video yine bir üniversitenin almış olduğu sağlık personeliyle ilgili olacaktır. Detay detay size açıklama yapacağım. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü. Rektörlükten açıklanan ilana göre arkadaşlar 36 kişi alınacak. Bakalım nasıl bir alım, nasıl bir pozisyon gerçekleşecek. 20 hemşire alınacak. Lisans mezunu istiyorlar. Hemşirelik, sağlık memurluğu veya hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans mezunu olacak arkadaşlarım. 14 hemşire daha alınacak. Bu da orta öğretim kurumlarının hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu alanı, ebelik hemşirelik dalının hemşirelik ebelik sağlık memurluğu alanı ya da hemşirelik dalının veya hemşirelik ebelik sağlık memurluğu alanı sağlık memurluğu dalının birinden mezun olmak olarak geçmiş pozisyon olarak nitelik olarak arkadaşlarım. Arkadaşlar bir diğer sağlık personeli olarak tıbbi sekreter alınacak, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans mezunu olacak arkadaşlarım. Bir adet de diğer sağlık personeli olarak paramedik alınacak. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şeklinde bir ifade var. Büyük ihtimal ambulansta çalışacaklar. O yüzden böyle bir şart koşulmuş arkadaşlarım. Acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği, ambulans ve acil bakım teknikerliği, paramedik, acil yardım, ambulans ve acil bakım, ilk ve acil yardım ön lisans mezunu olan arkadaşlarım başvuru yapabilecekler. Arkadaşlar genel şartlar sıralanmış ama burada özellikle üstünde durmak istediğim tek bir şey var. Sadece bu KPSS tamam şart koşulmamış, KPSS önemli değil diyorlar ama belli olan limiti alma zorunluluğunuz var. Bunu söyleyeyim. Yani KPSS'de en azından geçer değer arz eden bir puan almış olmak şeklinde bir ifade var. Bu KPSS P3 içinde, P93 içinde, P94 içinde geçerli olan bir şart arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunu yukarıdan aşağı doğru sıralayacaklar. Onun da özelliğini birazdan sizinle paylaşacağım. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, dikkat edin, yazılı ve sözlü sınav yok. KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlerinde orta öğretim mezunları için P94, ön lisans için P93, lisans için P3 puanı kullanılmaktadır diyor. Yani ben hangi puanı alırsam alayım değil, en azından bir 60 ve üstünde almış olmanız sizin için daha kriter belirleyici olacaktır. Sürücü belgesinin üniversitenin personelbasfuru@beun.edu.tr adresine postalanması gerekiyor arkadaşlar. Burada şahsen ya da postayla müracaatlar kabul edilmiyor. Dikkat edin buna. Başvuru online olarak gerçekleşiyor. Başvuru sonrasında belgelerinizi eğer kabul edilirseniz şahsen götürmeniz gerekecek. Onu da birazdan söyleyeceğim. İlana başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlanma tarihinden itibaren arkadaşlar bugün yayınlandı. 15 günlük bir süreniz var. Bu süre içerisinde saat 23.59'a kadar üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz söylenmiş. İlan sonuçları en az 5 iş günü içerisinde, yani bu 15 günlük süreç sonrasında en az 5 iş günü içerisinde yine üniversitenin kendi belirtmiş olduğu adres üzerinden ilan edilecek. Herhangi bir mesaj gelmeyecek. Herhangi bir şekilde telefonla aranmayacaksınız. Yani takibini sizin yapmanız gerekecek. Kaç kişi alınıyorsa bakın her kadro için ilan edilen sayının 10 katı kadar yedek aday belirlenecek. 36.360 kişi belirlenecek. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca da tebliğ edilmeyecektir demiş. İşe alınmaya hak kazandığı üniversitenin https
w3beyun.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için demiş. Bakın burası önemli. Artık işe alınmaya hak kazandınız. Sizden belgeleri 15 gün içerisinde şahsen getirmeniz isteniyor. Yani herhangi bir yere yükleyip gönderin denmiyor. Biliyorsunuz başvuru bittikten 5 gün içerisinde açıklama yapılıyor. Kim kazandı, kim kazanmadı. Kazananlar belli olduğunda ise 15 gün süre veriyorlar. Bu 15 günlük süre içerisinde de belgeleri şahsen üniversitenin araştırma merkezine getirmeniz isteniyor. Sözleşme için, yani sizin sözleşmeli personel olarak çalışacağınız için sözleşme için gerekli olan belgeler 6 adet fotoğraf, personel başvuru formu ki özellikle üniversitenin web sitesinde var. Özgeçmişiniz bir sayfa halinde ve fotoğraflı, bunu unutmayın, mutlaka onu yapın. El yazınızla yazmanız daha mantıklı. Mezuniyet belgeniz, kimlik fotokopiniz, adli sicil kaydınız. Bakın nereden almanız gerektiğini karşısına yazmış. Başka ne diyor? E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir diyor. Başka bir yerden bu belgeyi almayın sakın. Askerlik durum belgesi, geçicilik, geçerlilik süresi dolmamış KPSS grubu sınav sonuç belgesi. 2020 yılı için söz konusu arkadaşlarım bu. Başka herhangi bir engeli varsa, akıl sağlığı falan bilmem ne, zaten başvuramıyor. Öyle bir şey varsa bulunmamak adına şartını gösterir psikiyatri raporu demiş. Yoksa bile bunu rapor haline sizden istiyorlar. Özel koşul belgesi, o da varsa demiş. Yok olduğu için bir şey gerek yok. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunanlarınki kabul edilmeyecek. İrade tarafından, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tekrardan geri alınacak. Bakın bu çok önemli. Mutlaka belgelerinizde sahtekarlık yapmıyoruz. Neyse o. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar sosyal güvenlik yönüyle 55-10 sayı sigortalar kanunun 4A hükmüne tabi olacaklar. İstihdam edildikleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personeller olduğu çalışma saat ve usulüne tabi tutulacaklardır demiş. Eğer isterseniz burada daha detaylı bilgileri için telefon numarası, adres var. Gönlünüzce ister ararsınız, ister sorarsınız, ister araştırırsınız. İnşallah kalbinize göre versin Allah'ım. Hakkınızda hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.